Ruh eşi derken süper. Bu eş, karı, koca, sevgili anlamında mı yoksa ruh eşi derken? Artık sosyal medyanın işin içinde olduğunda birçok alternatifin olduğu ve insanların ilişki değerlerini çivisini çıkardığı ve hiçbir sütunun olmadığı bir hale geldi aslında. Bir insan sevdiğin için bir şey yapmak ayrı bir şey, sevilmek için bir şey yapmak apayrı bir şey. Şimdi bu ilişkilerde çok kritik bir şey. Yani ilişkilerde gerçekten ilişkiyi kurtaran da bir şey aynı zamanda. Kendimi ne kadar ben hayatın içinde kendi benimi ilk sırada tutuyorum. Ben eksik olursam hep bir şey olsun ve bir şey olsun diye seviyorum. O yüzden bakın bir insanın finansal özgürlüğe ulaşması çok önemli. Zihinsel özgürlüğe ulaşması çok önemli. Ruh eşi yani vardır ama belki hayatta karşılaşılmaz bile. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldin, hoş geldin. Merhaba, Mukaddes Hanım. Hoş bulduk. Bayağı bir zamandır yayın yapmamışız. Önümüzdeki listede evet, böyle ilk fırsatta seni alalım listesi duruyor öyle. Neredeyse 3 haftadan beri. Özledik seni gerçekten. Bizi kırmıyorsun. Ne zaman davet etsek geliyorsun. Çok teşekkür ederim Can. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için esas. Vallahi sizinle sohbet etmek de çok keyifli. Canımsın. Konular da çok güzel. Dolayısıyla çok katkınız oluyor. İnsanlar farkındalar. Dolayısıyla çok bizim de bir teşekkür ederim. Canımsın. Ve bugün evet sevgili canlar Profesör Doktor Gazi Özdemir hocamız biraz hasta. O yayını daha sonra yapacağız. Sevgili Erdem Taşkınsu ile zaten bir yayın yapmaya yapıyorduk. Hocamız hasta olunca Erdem Taşkınsu'yla yayına karar verdik. Evet, bugünkü konumuz bir de cumartesi akşamına uygun bir konu. Soft bir konu, evet, çok güzel keyifli bir konu. Ruh eşimi bulabilir miyim? Ve spiritüel aşk diyeceğiz. Ruh eşimi bulabilir miyim derken sorularım da var kafamı karıştı. Hatta sorularımdan sorayım. Ruh eşi derken bu yani eş, karı, koca, sevgili anlamında mı yoksa ruh eşi derken yani herhangi bir iş ortağım ya da yani bir yanımda çalışan bir hanımefendi de olabilir mi ruh eşi mesela? Bunu da soruyorlar. O sorularda da bunları da cevaplamış oluruz. Evet. Sonra sorularınızı da alırız sevgili canlar. Ben şimdi sözü bırakıyorum sevgili Erdem'e. Evet. Çok doğru. Aslında çok karıştırılan evet, ruh eşi mistik bir kavram. Ezoterik ve ruhsal bir kavram. Dolayısıyla da evet iş ortağımda olabilir, herhangi birisi de olabilir. Ancak herhangi bir dostum da olabilir. Ancak burada şu var, bu çok sorulan bir şey. Bir arkadaşım olabilir mi? Evet olabilir. Bununla birlikte ruh eşinden kastettiğimiz bizim daha çok romantik ilişkiler aslında. Hani biz bu bağlamda söylüyoruz. Duygusal ilişkiler, romantik ilişkiler ve kadınlar en çok bunu merak eder. Hani ruh eşimi bulabilecek miyim? Özellikle YouTube'da mesela ruh eşini bulma meditasyonu, ruh eşini ben de çok yaptım bu meditasyonlarda. İşte ruh eşini bulma ritüelleri, ruh eşini bulma ile ilgili teknikler. Teknikleri burada da istiyoruz o zaman yayın sonunda. Tabii fazlasıyla ama ben size hani gerçeğimi söyleyeyim, tekniklerimi söyleyeyim. Bir dakika. Gerçeği ve teknikleri derken anlamadım. Ya şimdi şöyle kişisel gelişim tabii çok farklı bir şey. Yani bu tarzda özellikle bizim tarafta da mesela ilişkilerle ilgili ben birazcık insanları bu konuyla ilgili daha çok uyandırmak istiyorum. Hani ruh eşi kavramı yani bana göre bir anlamı var. Ama genel anlamda insanların beklediği bir anlam var. Ne demek istiyoruz? Uyumlu, hayat partneri, ömrünün sonuna kadar onunla eğleneceği, yiyeceği, içeceği, karakterinin, dokusunun, mizacının aynı uyumda yaşayacağı, bir ömür birlikte olabileceği ve artık hayatının anlamı olan bir eşi kastediyoruz. Şimdi böyle bir eş bulmak gerçekten günümüzde çok zor oldu. Sanıyorum ki bana burada bizi izleyen buradaki 700 kişi arkadaşım katılıyordur. İnsanların böyle bir hayali hala var. Hayal kırıklığı yaşatmak istemem. Ama gerçekten günümüzde çok zor gerçekten. Hani ilişkiler çok yozlaştı, çok çarpık hale geldi. evet, sanal bir ortamda artık sosyal medyanın işin içinde olduğunda birçok alternatifin olduğu ve insanların ilişki değerlerini çivisini çıkardığı ve hiçbir sütunun olmadığı bir hale geldi aslında. Ve çok yozlaştı ve çok basitleşti. İlişkinin adeta içi boşaltıldı. Tek bir değer kaldı. İşte ilişkiden kalan insanlar artık bir haz yaşamak için artık bir ilişkiyi yaşar duruma geldi. Haz arayışı içinde ruhsal eşi bulmanız zor bir şey. Yani kendinize çalışma yapmak gerekiyor ve kimse bu çalışmayı yapmak istemiyor kendinde. Kolaya kaçıyoruz. Zaten bizim kendi zihnimizde hep şu vardır. İşte daha kilo vermek isteriz. Daha hızlı sonucu isteriz. Hap yut, işte hemen istediğin sonucu al. İşte bir formül yok mu? En kısa formül ne? Şimdi böyle bir zihin olduğu zaman elbette ilişkilerde de daha uzun ama meşakkatli yolu seçmek istemiyoruz. Küçük şeylerden yetiniyoruz. Küçük işte insanların birazcık ilgi göstermeleri bizim hoşumuza gidiyor. İşte insanların küçük kendi menfaatleri uğruna bizi seçmelerinden hoşnut oluyoruz. Oysa ki insanlar kendi keyifleri, kendi menfaatleri için manipüle ettiğinin farkına varmıyoruz. Kendimizi korumayı bilmiyoruz. Abuk subuk tiplerin esiri oluyoruz. Ve dürüstlük adı altında ben seni sen olduğun için, işte ben böyle baştan dürüst gibi konuşan insanların dürüstlüğü bir manipülasyon olarak kullandığını ilgi açlığımız yüzünden kabul etmiyoruz. Birçok kişi ilişkilerinde, benim görüşmelerimde hep bunu yaşadıklarını görüyorum. Ve tabii bu formda baktığınızda ruh eşini bulmak gerçekten bir hayal haline gelmiş gibi gözükse bile bugün günümüzde bununla ilgili çalışmalar, insan kendi kendine yaptığında ruh eşi olmasa bile hayat partnerini, aslında hayat eşini kastediyoruz biz burada, bulabilir. Doğru insanı kastediyoruz. Ha, bunun da yolu doğru insan olmaktan geçiyor aslında. Doğru insan, her zaman diyoruz, yani doğru insan olmak istiyorsan doğru insan olmak istiyorsan doğru insan olmalısın. Çoğu kişi ben doğru insan olmadığını yüzleşmek istemiyor aslında. Ve bu yüzden de bir anlamda mutsuz ilişkilere göz yumuyoruz. Geçici ilişkilere göz yumuyoruz. Kendi travmamızla yüzleşmek istemiyoruz. Bunun için harcama yapmak istemiyoruz. Bunun için yatırım yapmak istemiyoruz. Kendimize emek vermek istemiyoruz. Travmayı çözmek istemiyoruz. Ya bunun yolu psikoterapi alacak kişiler. Okuyacak, kitap okuyacak. Ya kendiyle yapacak. Çünkü insan yaralı bir varlık baktığınızda. Hani biz bu noktaya geliyoruz. Hani büyüyoruz ediyoruz ama kimse dört dörtlük bir çocukluk, dört dörtlük çiçekli bahçelerden geçen bir bilinçaltı programı yaşamıyor. Bunlar herkesin zihninde, birçok kişinin sevme, sevilme ihtiyacı var. Ancak şöyle yazılımlar, ben sevilmek için, ilgi görmek için bir şeyler yapmam gerekiyor. Eğer bana bir şeyler yapıyorsa, demek ki beni seçiyorsa beni seviyor. O kadar kişi arasında beni seçtiği için beni seviyor. Onun seçeneklerinden biri olduğunu fark etmiyoruz. Seçimi bizi sevdiği için olduğunu sanıyoruz çoğu zaman. Oysa ki bilinçaltımızın tek ihtiyacı olan ilgi açlığı yüzünden sevilme, sevme arzusu hepimizde var. Ancak sevilebilmek için bir şeyler yapmaya başlıyoruz. Bakın şu çok önemli bir şey. Bir insanı sevdiğin için bir şey yapmak ayrı bir şey. Sevilmek için bir şey yapmak apayrı bir şey Mukaddes Hanım. Ben eğer bir şeyi sevilmek için yapıyorsam karşımdaki kişiye, bambaşka bir noktaya gider. Bu organiktir. Karşımdaki de aynı zamanda beni sevdiği için yapıyorsa bu organiktir. Ama sevilmek için bir şey yapıyorsam ben fedakarlıklar yaparım, onun peşinde koşarım, devamlı tavizler veren tarafta olurum. Hep onun arkasını toplayan, hep onun için beni sevsin diye aslında kendimi tüketen, yıpratan bir noktaya gelmiş olurum. Karşımdaki de aslında beni sevdiği için değil de hani şöyle bir noktada sevilmek için yapmayabilir. Genelde sevilmek için bir şeyler yapan kişi karşısındaki sevilmek için bir şey yapmaz. Kullanmak için bir şey yapar. Bu ikisi birbirine denk gelir. Sevilmek için bir şey yapan birisinin karşısında kullanan birisi vardır. Muhtemelen. Bu şeyde de zaten normal sosyal ilişkilerde de böyle değil mi? Yani bende de çok olan bir şey. Kesinlikle öyle. Bu değersizlikten galiba ya da sevgi eksikliğinden, hayatımızdaki evet, sevgiyi eksik bulduğumuzdan ben de insanları böyle hediyelerle, gerçi evet, hala böyle hediye vermeyi çok seven bir insanım. Hiçbir yere giderken boş gitmek istemem. Sonra şimdi düşünüyorum. Bir anda Alıyorum bir şeyi, tam böyle almak üzereyim, diyorum ki bir dakika, bunu neden yapıyorum? Hala mı sevgi satın almak istiyorum? Bunu bir hemen sorguluyorum. Ondan sonra diyorum ki yok canım. Yani bunu mutlu olacağı için alıyorum diyorum. Orada bir şöyle bir kendime bakıyorum dönüp. Bunu ben acaba sevgi ihtiyacından mı yapıyorum yoksa yok diyorum. Hayır, ben bunu Erdem'e alıyorum. Çünkü Erdem bunu aldığında çok mutlu olacak. O zaman okey, alıyorum. Bazen emin olmadığımda hediyeyi almıyorum. Bırakıyorum, biliyor musun, kasada. Tamam diyorum. Hayır, bugün hediye yok. Evet, bugün boş gideceğim. Ona elim boş gideceğim. Çünkü ben diyorum onun için bir hediyeyim. Bunu daha yeni şöyle birkaç yıldır sorgulamaya başladım. Senin dediğinde de bu böyle sanıyorum. Evet. Karşı cins ve aşk ilişkilerinde de böyle tahmin ediyorum, değil mi? Onu demek istiyorsun. Kesinlikle öyle. Hani bir gün seminerimiz falan olursa hediye almak isterseniz alabilirsiniz. Hayır, hediye almak da vermek de inanılmaz güzel bir şey. Yani insana kendini iyi hissettiriyor ama tabii orada çünkü hiçbir şekilde hiçbir zaman elim boş gitmeyi sevmiyorum. Yani bu benim alışkanlığım. Ben nereye gidersem gideyim, hiçbir şey olmadı. Hemen böyle bir kutu çikolata alıp öyle gitmeyi seviyorum. Yani boş gitmek benim hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü seviyorum. Yani hiçbir şey, tamam 3 tane portakal alırsın eline, götürürsün yani. Bu kadar basit. Bir avuç toprak alıp götürürsün. İyon'la Küçüradiye bir avuç toprak vermiştim. Yani ne olacak? Al, bu da Denizli'nin bir avuç toprağı. Yani hani çok güzel bir şeydir hediyeleşmek gerçekten. Ama bunu o şeye oturtmak lazım. Doğru yere oturtmak lazım. Çok doğru, aynen. Yani şöyle bir şey, içimden geliyorsa ve ben hani orada sorduğun soru çok güzel. Hani sorduğunuz soru, hani oradaki farkındalık önemli bir şey. Neyin farkındalığı bu? Ben gerçekten bunu hani içimden geldiği şekilde, sevdiğim için, içimden gelerek mi, özgürce, hiçbir beklenti olmadan, koşulsuz bir şekilde. Burada gizli beklentiyi de kastediyoruz. Hani sevilme beklentisi olmadan içimden geldiği gibi mi yapıyorum? Şimdi bu ilişkilerde çok kritik bir şey. Hani ilişkilerde gerçekten ilişkiyi kurtaran da bir şey aynı zamanda. İlerisini garanti altına alan bir şey. Ama ben dediğiniz gibi o farkındalıkta bu sorunun cevabı eğer ikinciyse, sevilmek için yapıyorum noktasındaysa, işte bunu sormak bir farkındalık istiyor. Yani arkadaşlarımız bu soruyu sorsunlar kendilerine. Herhangi bir işlem öncesinde. Çünkü insanın kendiyle olan iletişimde en önemli şey kendiyle diyalog halinde olabilmesidir. Bakın, öz iletişim insanın aslında kendi ruhuyla bir anlamda konuşması gibidir. Ve onu, yanlışlarını, doğrularını siz ya da diyalog kurarak anlayabilirsiniz. İçimizdeki her ses bizim doğru değildir. Kimisi ekosisteminden, çevrenin ekosistemi, yaşadığımız toplum, annemiz, babamız ve onların öğrenmelerinden gelen birçok yanlış programlar ve yazılımlar var. Ve insanlar, ben bunu şuna benzetiyorum, hep bir plak düşünün. Eskiden plaklar vardı ve o plaklarda dönerken plak, müzikte cızırtı olurdu ve bazen takılırdı o plak. Şimdi ben o kadar aslında değilim ama o plakların olduğu dönemi de hatırlıyorum çocukluğumda. Ben daha çok DVD döneminde daha çok net hatırlıyorum. Ama o plak örneği daha net oturuyor. Ve o plakta takıldığı zaman o plağın yeri değiştirilirdi. O çizikte çünkü cızırtı olurdu ve ses alamazdınız. Hayatta da böyle ses alamadığımız, gerçekten takıldığımız noktaları öncelikle fark etmek çok önemli. Gerçekten ruh eşi çok iddialı bir kavram günümüz için aslında. Bugün için bırakın ruh eşini, insanlar doğru dürüst bir ilişki bile yaşayacak birini bulamıyorlar. Ve gerçekten aslında sürdürülebilir bir ilişkiden ziyade daha çok haz odaklı ilişkileri bir şekilde tercih etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü yazılım kodlarımız yanlış. Bunun temelinde bu var. Yazılım kodlarımız yanlış. Ne gibi? Ya şöyle bir şey. Ben sevilecek insan değilim. Hani beni seçtiyse değerliyim. Kim ki o beni seçtiyse değerli oluyor. Kim oluyor beni seçiyor? Ben seçerim. Hani narsistik bir yapı gibi gelmezdi arkadaşlara. Ama gerçekten öyle. Neden beni seçiyor? Beni seçiyoruz ya da baktığında ben kendimi değerli hissediyorsam, hayır, ben zaten değerliyim. Onun seçmesi ya da seçmemesiyle ben değerli ya da değersiz olmam. Yani bu inancı, kendi kendimize bu diyaloğu söylememiz gerekiyor. İşte böyle olduğu zaman ne oluyor? Birisi bir ilgi gösterdiği zaman, birisi güzel bir cümle gösterdiği zaman, birisi ufak bir hareketle bir şeyler yaptığı zaman, bir de kimya olarak da, bedensel olarak da o kişiden karşı hoşlandığımızda, sonra bir de bunlar olduğu zaman kişi bilincini falan unutuyor. Farkındalığı falan hak getire. Komple bypass oluyor her haliyle. Ve bir yaprak misali, bir rüzgar gibi o aşkın, o kimyanın etkisiyle sağa sola savruluyor. Oysa ki insana yanlış yaptıran şey yazılım kodları. Yani bu kodları düşünmüyoruz. Nedir bunlar mesela? Ya bir kere sevilmek için bir şey yapmayın. Bunu fark edin arkadaşlar. Sevdiğiniz için bir şey yapın. İki, illa fedakarlık yapmak, emek vermek değil bir şeyi seni sevsin. Sen olduğun için, kabul edebilmesi için senin kendi olduğun halinle olman çok önemli. Erkekler mesela bu konuda daha çok yapıyorlar. Mesela dürüstlük etiketi altında manipülasyon yapılan çok kişiyi tanıyorum ben mesela. Çok olan bir şey. Ya ben şöyle örnek vereyim. Ben böyleyim. İşine gelirse, kabul edersen beni. Ve kadın etkileniyor bundan. Bakın bir kadını nasıl etkileyebilirsiniz biliyor musunuz? Kadınlar şundan çok etkileniyorlar. Dürüstlükten çok etkileniyorlar özünde mesela. Baktığınızda. Hani evet işte diğer konular falan da olabilir. Yani dürüstlükten şöyle etkileniyorlar mesela. Ben işte bak işte şu çok örnek bir şey. Seninle bir ilişkimiz olabilirdi. Örnek veriyorum. Ama benim şu anda hayatımda birisi var. Ondan sonra şu anda olamam. Mesela bu dürüst birçok kişi mesela birçok kadından etkilenebiliyor. Derken yani... Mesela şey anlamı. Etkilenebiliyor derken şunu kastediyor. Adam daha çekici buluyor. Şöyle yani bir örnek vereyim mesela. Ya ben daha çekici buluyor. Hatta dozu biraz daha arttıralım mesela. Biraz daha hararetlendirelim. Daha böyle şey boyutuna gidelim. Biraz daha hani bu programda hani ben hani olabildiğince gerçeğe yakın bazı şeyler anlatmak isterim her zaman. Ya ben evliyim ondan sonra. Ya beni böyle kabul edersen ilişki yaşayabiliriz seninle devam etmek istiyorsan. Kadınlar bundan etkileniyor ama mu? Benden tabii ki etkileniyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Neden etkileniyorlar şimdi? Ona geleceğiz. Ya ben evliyim kardeşim ama hani evliyim ama sen benden işte devam etmek istersen ilişkide seninle böyle ilişki yaşayabiliriz. Bir umudun yok, bir beklentin yok. Yani ama senin de bir umut, bir kısmet bulursan devam et ilişkine. Bakın birçok kişi böyle ilişkiler o kadar çok sayabilirim ki size yüzlerce sürüsüne bereket var. Yani ilişki tarafında. Ve kadın adamın dürüstlüğünden etkileniyor. Çünkü ilişki yaşama bahanesi adında adamın dürüstlük etiketi altında bundan manipüle edildiğinin farkına varılmıyor sevgi aşkında. Bunun adı dürüstlük değil ki. Dürüstlüğü kullanarak seni elde etmek için manipülasyon. Sen seçeneklerinden birisin abiceki. İnsanların seçeneklerinden biri olmaktan ziyade birbirini bulma kavramı her ne kadar zor olsa da seni gerçekten sen olduğun için ve sana özel değer verdiği için sen olmasan da birini bulacak birisi değil. Öylesine birisini bulacak değil. Sen olduğun için sana yaklaşan ve senin sen olduğun için senin sadece bedenin değil, senin sadece görünüşün değil. İçin, dışın, bedenin, aklın, fikrin, kalbin yani varlığınla bir bütün olarak seni sen yapan özel değerin, seninle vakit, seninle zaman ayırmanın ona kattığı ayrıcalığı, avantajı farkında olan ve senin her aslında sana özel özgü olan yönünü takdir eden birisini bulmak mesele. Ve bunu öncelikle benim fark etmem lazım. Ben zaman ayrılmayı hak ediyorum. Ben İTKK senin ihtiyaç halinde bir ihtiyaç gidermek için bir ilişki değil. Ben gerçekten ayrıcalıklı bir ilişkiyi hak ediyorum. Bakın kadınların bunu bilinç dışına kodlaması lazım. Ayrıcalıklı, sevilen, sevgi dolu, sevebileceğim, sevilebileceğim bir ilişkiyi hak ediyorum ve buna layığım. Ama bu yine öz sevgiyle olacak bir şey Erdemciğim. Yani ben kendimi seviyorsam ve değerli buluyorsam zaten Erdem'in beni değerli bulmasıyla çok ilgilenmem. Ama öbür taraftan yani bu normal ilişkilerden de bahsediyorum. Normalde de ben kendimi değerli buluyorsam zaten Erdem de değerli bulur. Yani bu insanın kendini değerli ki kaldı ki ben gerçekten kendimi değerli buluyor ve seviyorsam bu frekansla ötekilerini çekecektir. Yine sevgi sevgiyi çekecektir. Yani bunu iyi kavramak lazım. Aynen gerçekten öyle. Yani bu çok güzel bir bana göre yayın. Sevgili canlarım, bu arada YouTube kanalında Erdem Taşkınsu'nun hakikaten tanımayanlar varsa, bugün ilk defa karşılaşanlar varsa YouTube'a Erdem Taşkınsu yazın. Yüzlerce muhteşem şeyini göreceksiniz, videosunu göreceksiniz YouTube'da. Nasıl o anlamda hakikaten profesyonel yayınlar yaptığını göreceksiniz. Takip edin YouTube kanalını. Evet, evet Can. Çok yani çünkü senin nasıl şeyin yaptığın asıl müthiş olaylar, ben Instagram'da belki çok hani iyi gidiyorum ama sen YouTube kanalında çok çok başarılısın ve bilmiyorum, yüz binlerce insan takip ediyor seni YouTube kanalında. Evet. Çok teşekkürler. Sizin güzel o görüşünüz. Eskiden daha çok kişi takip ediyordu ama son günlerde düştü. Yok yok. Bu kadar dürüst olmak hakikaten varmış. YouTube'da insanlar biraz daha, Instagram'da da YouTube'da da biraz daha geriye çekilmeye başladı. Kaç bin takipçin var YouTube'da senin? Evet. Yani az mı 400 bin kişi YouTube'da? Çok. Çok iyi. Çok başarılı. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Hap bilgiler verdiğim için özür dilerim. Yine sözünü kestim. Hap gibi bilgiler kısa süre içinde. Estağfurullah. Kısa süre içinde hemen ihtiyacı olan şeyler. Evet, ihtiyacı olan şeyler var. Lütfen. Çok önemli konuları anlatıyorsun burada. Pek konuştuğumuz şeyler değil bu kanalda çünkü. Evet. Evet, ilişkiler de hayatın aslında bir denge aracı ve bizim dengemizi alt üst ediyor ilişkiler ya da dengeye getiriyor, ama dengeye getirmesini sağlayan şey bizim öz kontrolümüz. Bir adamın ya da bir kadının seni kontrol etmesine izin verirsen ilişkide mutsuz olursun. İlişki bir başkasını kontrol etmek için değildir. Bir başkasını kontrol ettiğimizde mutsuz oluyoruz. Ve düşünsenize, hani ben mutlu olmak için ya da istediğim gibi onun olması için onu kontrol etmeye çalışıyorum. Çünkü kontrol kelimesi deyince insanlarda biraz daha tuhaf bir değiştirmeye çalışmak aslında. Değişim de bir kontrol ihtiyacıdır. Neden kontrol etmek istiyorum? Çünkü onu kontrol etmeliyim mutlu olmak için. İstediğim gibi olması lazım. Hayır, o öyle. Başından bunu kabul etmek lazım. Hani şöyle bir masallarda hep bir metafor vardır ya, güzel böyle masallara girmiş hikayelerimiz. Prense işte dönüşür kurbağa. Öper kişi kurbağayı, prenseye dönüşür. Ve aslında bu güzel bir masaldır. Ama sadece bir masaldır. Bilinçaltımızda çoğunda böyle masallar var. Hani öptüğü zaman prense dönüşeceğini sanıyoruz. Oysa ki başından kabul edersen karşındaki kişinin varlığını, kabullenmek bu yüzden çok önemli. Biz kabullenmeyi de çok istemiyoruz. Çünkü istediğimiz gibi olmasını isterken gerçeği kaçırıyoruz, ıskalıyoruz. Sonra ne oluyor? Ya düşündüğün gibi olmadığında, hayal ettiğin gibi, yani senin o hayalindeki gibi bir elbise dikiyorsun karşı tarafa istediğin gibi. Ancak o elbise partnerine uymuyor. Büyük geliyor, küçük geliyor. Ama kafanda uyduğunu düşünerek o ölçüyü biçiyorsun. Ama ölçün uymuyor normalde. Bu yüzden iyi görmek çok önemli bir şey. İyi görmenin anlamı ne? Biraz daha somutlaştıralım. Bir kere bu bana nasıl davranıyor? Bu benim gerçekten dengeye getiriyor mu? Yoksa tek bir taraftan mı dengeye getiriyor? Sadece beni bedensel anlamda mı dengeye getiriyor? Bakın, denge bütünseldir. Gönül, zihin, aynı dili konuşmak, aynı şeylerden paylaşmak, yani katkı yapmak. Elbette farklı şeyler düşünebilirsin. Elbette düşünmelisin. Ancak kendi kendine katalizör olabiliyor musun? Destekleyebiliyor musun? Gönül anlamında, duygu anlamında ortak değerleri paylaşıp aynı duyguları paylaşabiliyor musun? Farklılıklarına da saygı gösterebiliyor musun? Bunlar önemli. Bunları paylaşabileceğimiz zaman oluyor mu? İlişki böyle bir şeydir. Ve senin sana saygı duyuyor mu? Senin farklı olmana. Sana izin veriyor mu? Özgür bırakıyor mu? İlişki bence bir anlamda da, hani sevgi bir anlamda da özgür bırakmak. Biz sevgi adı altında tutsak ediyoruz insanları. Tutsak haline getiriyoruz. Yanlış da seviyoruz. Sevgi kodlarımız da yanlış. Kısıtlıyoruz. Tutsak ediyoruz. Beni sevmen için, bakın şöyle bir algı var. Yani senin beni sevmemin için acı çeksem senin için sever misin? Gibi bir durum. Yani partnerim için acı çekiyorum. İstemediğim şeyleri yapıyorum. Bastırıyorum kendimi. Daha çok sevmesi için. Onu geçelim. Şöyle de bir durum var. Hani benim dediklerimi yaparsan seni severim. gibi bir sonuç da oluyor. Ne demek yani bu? Belli şartlar koşuyoruz. Bakın en çok şeylerden işte kadın içinde. Kadınlar da yapıyor erkeklere. Erkekler de kadınlara yapıyor. Onu giyme. Bu pudrayı sürme. Şunu yapma. Bunu yapma. İşte öyle yapma. Böyle yapma. Neden? Çünkü yoksa ben seni sevmem. Benim kurallarımla yaşamalısın. Özünde ne? Benim korkularım var çünkü. Baktığınızda. Birçok kişi. Ne olacak? Aldatılma korkusu olabilir. Bırak aldatsın. Hani onunla ilgili bir durum aldatması. Benim kontrol edeceğim bir şey değil ki. Bakın şu anda söyleyeceğim şeyler birçok kişiye mantık ve bakış açısı olarak çok rahatlatacak. Ve inanın bu programdan sonra bu bakış açısını edinirlerse görecekler ki çok rahatlayacak. Benim karşımdaki partnerimin aldatmasını ya da aldatmamasını, sadakatini ya da sadakatsini kontrol edebileceğim bir şey değil. Yani onun ölçek biçerek kontrol edebileceği, bu ataerkil kültürden gelen kendi gücünü ve himayeni tatmin etmek ve kendi korkularına bir anlamda can simidi takmaktan başka bir şey değil. Onu ne kadar rahat bırakırsan gerçekle o kadar yüzleşirsin. Ve gerçekle ne kadar erken yüzleşirsen o kadar daha hızlı uyanırsın. Ve seçimlerini ona göre hayatta zaman kaybetmeden yaparsın. O yüzden bir kişiyi ne kadar ben özgür bırakırsam onun gerçeğine daha hızlı tanık olur. Aldatıyorsa bırak aldatsın. Güzel bir şey bu. Bakın çok ilginç şeyler söylüyor. Yani birisi çıkmış geliyordu ki aldatmak güzel bir şey. Buna ne kadar hızlı tanık olursan bu kadar güzel. Çünkü onun özgür iradesi. Ben ona karışamam. Benimle ilgili bir şey değil. Ben eğer kendi tanrılığımda, kendi sevgime, kendi değerime inanıyorsam ve ben seviyorsam o beni kaybediyor. Ben bundan eminim. Sevgi anlamında. Yani o diye beni dediğim, içselleştirdiğim şeyler, söylediğim şeyler arkadaşlar kendilerinin yerine koysunlar. O zaman şunu düşünsünler mesela. Sevgide, işte aldatma ile ilgili meselelerde olağan dışı değil hiçbir şey hayatta. Her şey olağan. Her şey insanlar için. Aramıyor, yazmıyor, çizmiyor. İşte beni yeteri kadar sevdiğini söylemiyor. Ya da işte başkalarıyla mı flört ediyor? Etsin. Flört etsin. Bunu kontrol edemezsin. Ancak bunu kontrol edeceğini kabul eder, kontrol edemeyeceğini kabul edersen ve akışa bırakırsan o kadar güçlü olursun. Ve o gücün çekimi senin enerjini arttırır. Caziben daha artar. O enerjin, o titreşimin görürsün ki bu rahatlığın karşı tarafta bir çekim etkisi oluşturur. İşte bunun adı kendine güvendir. Ve insanlar kendine güvenen insanlara çekilirler. Kendine öz saygısı olan, kendi self-esteem'ine yani kendi öz gücüne, kendi benlik saygısına değerini bilen insanlara çekilirler. Ve benlik saygısı yüksek olan bir insan çekilmesi için de değil. Kendine duyduğu saygı için bunu yapar. Onu da kendi yolunda, hukukunda bırakır. Çünkü benimle ilgili değil onun yaptığı şeyler sadece. Kendi fıtratıyla, kendi sorumluluğunda olan şeyler. İnsanların biz sevdiğimiz zaman yaptığımız en büyük sevgi hatalarından birisi. Onun da sorumluluğunu alıyoruz. Şimdi karşı tarafa sahiplendiğin zaman aşırı, onun da sorumluluğunu almaya başlıyoruz. Ve onun sorumluluğunu aldığın zaman tabii ki onunla ilgili hareketlerden de kendini sorumlu hissediyorsun. Oysa ki sorumlu olması gereken karşı taraf. Bu yüzden lütfen dikkat edelim mesela. Aşırı sahipleniyor muyuz? Aşırı sahiplenmek karşı tarafı kontrol etme dürtüsünü de doğuruyor. Ne yapmak lazım peki? Kendimi ne kadar ben hayatın içinde kendi benimi ilk sırada tutuyorum. Bakın kendilerine bir uygulama yapsın güzel arkadaşlarımız için bizi izlerken. Basit bir uygulama veriyorum. Bizim hayatta karakterimizi, kişiliğimizi ortaya koyarken aslında ben dediğimiz yani kendimiz dediğimiz şey, kişiliğimiz dediğimiz şey belli katmanlardan oluşuyor. Bunlardan birisi ben kimliği. Ben kimliği ego da diyebiliriz. Bizi biz yapan taraf. İkinci kimlik işte iş kimliği. İşinde kendi işini yapıyorsun ya da bir yerde çalışıyorsun. Kendi fonksiyonunu sürdürdüğün işlevselliğinle ilgili iş kimliği. Özel hayatında, aile kimliğinde, evlat kimliği, oğul kimliğin, anne kimliğin, baba kimliğin. Herkes kendi hayat alanlarına göre arkadaş kimliği, işte sporcu kimliği, yeteneklerinle ilgili kimlikler. İşte resim yapıyorsundur belki. Sanatçı kimliği, ressam kimliği. Yani o oturduysa ressam kimliği dersin. Ya da işte oyun oynuyorsundur, oyuncu kimliğindir. Anlatabiliyor muyum? Yani insanların kimlikleri vardır. Karakterini oluşturan. Şimdi hayatına birisi girdiği zaman da sevgili ya da eş olduğunda eş olur, sevgilinin olduğu zaman sevgili olur. Bir de arada kalmışlar vardır. Sevgili değil, eş değil. Baktığında ilişki de yok ortada. Adı ne bunun? Takılmaca bir ilişki. İşte belli ihtiyaçlar için yapılan ilişkiler. Günümüzde artık ilişkiler böyle zaten baktığınızda. Ruh eşi falan, yani ruh eşi falan kalmadı. İnsanların ruh eşiyle ilgili bir beklentisi de yok aslında baktığınızda. Ancak şu var. Çok az bir olasılık var artık. Ama ben o olasılıkta ruh eşimi bulma ihtimalim yine var. Ama bunun için kendimle ilgili çalışma yapmam lazım. İşte o temel çalışmalardan birincisi şu. Aslında mesela, sözünü kesiyorum. Aslında kendimle... herkesin ruh eşi beklentisi Hı-hı. var. Kadınların ve erkeklerin. Ama Tabii. herhalde insanların artık bir ümitsizliğe kapıldı. Artık bir hayal kırıklığına uğradı. Çünkü her şey sanal olduğu için artık şimdi. Bir sürü insanın sanal Hı-hı. olarak evliliklerini de görüyoruz artık. Hani güzel sonuçlar ama acaba evet. öyle devam edecek mi? Çünkü tam olarak biri dünyanın bir yerinde, birisi başka bir yerde. Birçok insan evlendi bu şekilde, ben biliyorum. Yani devam da edebilir Hı-hı. bazıları. Bazıları ruh eşi de olabilir ama hakikaten herkesin böyle bir beklentisi var. Hani diyorsun ya, çok artık insanların böyle bir beklentisi kalmadı. Bence var gibi. Gençlerden bahsediyorum, öyle beklentileri. Hatta orta yaşlarında öyle beklentileri vardır belki. Fakat artık zor, imkansız gibi gelmeye başladı zannediyorum o yüzden. Evet, sen teknik vereceğim dedin, sözünü kestim. Ya tabii. Teknik şöyle, güzel bir şey söylediniz. Hani eskiden daha çok umut vardı. Ya ben de mesela şimdi burada canlı yayın olduğu zaman biraz daha kendi kendimden örnekler de verebiliyorum. Ben de şu anda mesela 40 küsur yaşındayım mesela baktığınızda, ama daha gençken mesela 20'li yaşlarda benim de hayatıma çıkan sevgililerim aslında bana hep ruh eşimsin derdi mesela. Ama aslında bir süreden sonra başka ruh eşleri buldular. Ruh eşi bir tanedir aslında. Yani şey çizdiremiyorum. Yani ruh eşimsin. Şimdi tabii şimdi şey için söylüyorum. Ruh eşi bir manipülasyon aracına da kullanılabiliyor. Yani ruh eşi dediğimiz şey şimdi bir sürü insanlar ruh eşi buluyor bundan sonra. Baktığınızda hayatlarında bir sürü ruh eşleri var. Şimdi de ruh eşi dediğiniz gibi tektir. Sonunda ben ruh eşine inanmam. Aslında bir de Erdem'cim sözümü habire kesiyorum. Benmişim gibi şey sanki. Evet. Ruh eşi yani evet. vardır ama belki hayatta karşılaşılmaz bile. Yani o kadar zor bir düşük bir şeydir ki yani, değil mi? Düşük bir olasılıktır evet. ruh eşiyle karşı. Evet. Atıyorum. Düşük benim ruh eşim belki Tabii vardır canım. Ama Avustralya'dadır. Yani aborijindir belki. Yani belki ne evet. bileyim İrlanda'daki Tabii. bir şeydir, Kelt'tir. Yani bilemem. Belki hani buradaki canların ruh eşi yani Aha. belki de dünyanın öbür ucundadır. Başka bir dili konuşuyordur. Yani hani onunla rezone olmak, aynı yerde karşılaşmak çok az bir tesadüf olsa gerek. Hem öyle. İşte bu tarz çalışmalar aslında o ruh eşinle buluşma ihtimalini arttırmayı umut ediyor. Ama bu bir umut tabii. Yani insanlar umut ediyor. Ve karşındaki kişiyi de bence en büyük insanın kendini kandırdığı nokta karşındakini ruh eşi sanması. Ruh eşimi buldum. İdeal eşi buldum. Kadınlar biraz daha burada biraz daha hani yatkınlar bu konuda. Kendilerini inandırmaya. Ve özellikle benim burada önerim şu. Yani sizi seviyorum diyen ya da size ilgi gösteren. Hani böyle hoş böyle bir senin için bir şeyleri yapıyorum. Bak sana güzel enerjiler gönderiyorum. Bilmem ne şu bu. Yani bunların bir manipülasyon olma gerçeğini, realitesinin altına her zaman düşünsünler mesela. Şimdi bazı insanların alnında bir yazı yazar. Yani alın yazısını kastetmiyorum burada. Yemezler yazar. Bazı insanların da alnında yer yazar. Şimdi bazı insanlar bu alın yazısını çok iyi okur. Bu yer der. İlişkide. Manipüle eder. Sevgi gösterir, ilgi gösterir, onay gösterir. Sen tatlısın, güzelsin. İşte love bombing yapar. İşte gaslighting yapar. Sonrasında psikolojik şiddete dönüşür. Bu güç oyununa dönüşür. Suçlamaya başlar sonra falan filan. Zaten bu manipülasyonlar böyle başlar. Sonrasında ilişkilerde aslında manipüle edeni yakalamamız lazım. İşte bunun için de Yemezler yazması lazım bizim anlamımızda. Senin yaptığın hileler, senin yaptığın uyduruk numaralar, tamam mı? Ben yemem kardeşim. Yani senin beni kendi dürüstlük adı altında manipüle etmeni ben yemiyorum. Ama bunun için benim sevgi anlamında kendimi doyurmam lazım. Bakın, birisinden sevgi almak önemli bir şeydir. Yani sevgilinin tarafından sevilmek, ne bileyim insanların işte sevgilisinden, eşinden, bilmem neden sevgi almak çok önemli. Sevgiye ihtiyacımız var çünkü. İnsan tam olmadan gerçekten tam sevemez. Müthiş bir... Çok önemli bir cümle. Evet. Tam olmadan sevmeye çalışan insanın sevgisi hep eksik kalır. Çünkü ben seni bir şey için sevmeye çalışırım. Koşullu severim. Şimdi koşulsuz sevmek yanlış anlaşılıyor. Yani koşulsuz sevmek benim her durumdan hoşnut olduğum anlamına gelmez. Benim benliğimi tüketeceğim anlamına gelmez. Benimi çiğnememen lazım. Tekniğe geleceğim. Aklımda beklesin arkadaşlarım. Getireceğiz oraya. Her koşulda, her durumda hoşnut olduğum anlamına gelmez. Ancak koşulsuz sevme şu. Ya benim senden beklenti anlamında, ilişki anlamında sevmek ve sevilmenin dışında pek bir beklentim yok. Yani bu önemlidir. Elbette evlendiğin zaman sorumluluklar apayrı bir denge girer. O farklı bir şey. Ama şunu kastediyorum. Kabullenmek karşı tarafı ve benim koşulsuz sevmem demek tamlığımla ilgili bir şey. Ben eksik olursam hep bir şey olsun ve bir şey olsun diye severim. O yüzden bakın, bir insanın finansal özgürlüğe ulaşması çok önemlidir. Zihinsel özgürlüğe ulaşması çok önemlidir. Ne demek zihinsel özgürlük? Anasından babasından bir insanın saygı ayrı bir şeydir. Ama güdümünde olmaması gerekir. Güdümünde olursa kaç yaşında insan baktığınızda, insan büyüdüğü zaman. Hala güdümündeyse, soruyorsa ve sorguluyor, doğru mu diye babasına, annesine soruyorsa, ne yapmalıyım diye soruyorsa ya da etkileniyorsa, bu hayatı sen mi yaşayacaksın? Annenin travmalarıyla mı yaşayacaksın? Annenin iyi niyetle söylediği ya da annelerimizin, babamızın iyi niyetle söylediği ya da iyi niyetli olup da kötü davranışlarını modelleyen de bir zihnimizde bir harita var. Önce bundan özgürleşmek lazım. Güzel bir ilişki için. Hem bundan özgürleşip hem de bunların açtığı travmalardan özgürleşmek lazım. Belki de onlardan bir tanesi benim geçmiş dönemimde zorba bir karakterdi. Ve o zorba karakter sevmedi hiçbir zaman küçüklüğünde o kişiyi. Ve o zorba karakter gibi ona kötü davrananlara sevsin diye alamadığı o sevgiyi, benzeşen duyguları hissettiği için, hep o kötü karakterleri çekmeye başladı. Kötü karakterlerin peşinde koşmaya başladı. Düzgünlerin peşinde koşmadı. Ona eğlenceli gelmedi. Çünkü onunla alacağı bir şey yok. O zaten seviyor. Reddetmesi gerekiyor. Kötü davranması gerekiyor. Mücadele etmesi gerekiyor ki sevsin. Mücadele etmesi gerekiyorsa sevileceğini hissetsin. Diğeri sevdiği zaman onu anlamıyor. Onun değerini de bilmiyor mesela. Çünkü karşı tarafın değerli olduğunu sanıyor. O yüzden mesela bizim atasözlerimiz vardır. Şimdi burada söylemeyeyim de. O oradan gelmiştir. Şimdi o yüzden de zorba karakter dediğimiz şey kendi geçmişindeki kimdi yani? Onu herkesin geçmişinde farklıdır o zorba karakter. O yüzden hani gerçekten sevilmek için düzgün, kötü, çirkin adamların, yani kadınların, yani burada kastettiğim şey şu: bana kötü davranan, çirkin davranan, kötü davranan insanların, bana hak ettiğim gibi davranmayan, layık olduğum gibi davranmayan insanların peşinde koşuyorsan, burada sorun onların yaptığı taktik değil. Benim travmam. Müthiş. Ben kimsenin peşinde koşmam mesela. Hani şey anlamını söylüyorum. Yolunu açarım. Kendi diyorsun. Değerini bilmeyen, yolunu açarım. Kendi değerini bilen insan, kendi değerini bilen insanla bir şeyleri paylaşmak ister. Doğrusu bu. Ama bu taktik videolarının bu kadar çok meşhur olmasının, yani Ben de çekiyorum taktik videoları ama ben her zaman peşinde koşma derken, kovalama derken, aramasını sağlaması derken bunu bir faydalı bir manipülasyon yapıyorum burada. Bir taraftan bununla ilgili faydalı şeyler anlatıyorum ama bunun nedenini anlatıyorum. Çünkü taktikle peşinden koşturmak istediğin insanlar aslında toksik insanlar. Bu ilişki videolarının hepsinde anlatılan şey mesela toksik insanları tavlamak için yapılan taktikler. Ve insanların bakın hepsi kurban, videoların çoğu kurban yapıyor. Yani kurbanlaştırmak için verilen taktikler. Ve bir kişi de çıkıp uyandırmıyor. İşte ben o uyandırıcıyım. Yani burada şey için söylemiyorum. Ama gerçekten insanların uyanması lazım. Yani ritüeller yazarak, tüy dikip, tütsüler dikerek ruh işini bulamazsın arkadaşım. Böyle bir teknik, böyle bir büyü yapmaktır bunun bir tarafındaki şeyi. Yani o şeylerin aynısıdır. O dönemki yöntem neyse bu da aynıdır. Nasıl bulabilirsin? Bir kere travmalarını çözerek bulabilirsin. Bir kere gerçekten değerlerini oturtarak bulabilirsin. Bir kere gerçekten öz sevgini keşfederek kendine sevgi, şefkatle birlikte saygı duymayı, sınırlarını belirtmeyi, bir insana nasıl davranacağını öğreterek bulabilirsin. Ama bunun yolu gelişimdir. İnsanlar gelişimden kaçıyorlar. Gelişmezsen hiçbir halt yapamazsın. Basit olana gidersin. Basit olan da cinselliktir. Hazcılıktır. Yani insan basit olana kaçmak istiyor. Ama o zaman da aslında anda keyif alıyor. Baktığınızda sürdürülebilir bir sevgi. Çünkü aşk bakın. Cinsellik gibi mesela duygu, aşk. Bu tarz aşk kötü bir şey değil. Hiçbirisi kötü bir şey değil. Hepimizin ihtiyacı olan şeyler. Hani geçici ama bunların hepsi. İnsanlar sevgiyi oluşturamıyorlar. Mesele bu artık. Sevgiyi oluşturamıyorlar. Çünkü sevgi sürdürülebilir bir şey. Bakın cinsellik sevginin içinde, aşk başında olması gerekir ama bunlar kısa süreli. Bunların bir süresi var. Ama sevginin, saygının, işte güvenin, güvenliğin bunlar sürdürülebilir değerler. Kimse artık bunların peşinde koşmuyor. Çünkü bu yola gitmek mesela daha zor. Bunun için zaman harcamak gerekiyor. Enerji harcamak gerekiyor. Bugün baktığınızda her şey hızlandı artık. İnsanlar hemen birisine ulaşabiliyor. Hemen birisi hemen sonuç almak istiyor. Her şey hızlı. İlişkileri de hızlı tüketmeye başlıyor. O yüzden birazcık sabretmek, birazcık yavaşlamak önemli. Ama çok yavaşlamamak da lazım. Hani yavaşlayacağın şey özel hayatında olmalı. İş hayatında hızlanmalısın. Özel hayatında yavaşlamalısın. Hız ve yavaşlık arasında da bir denge olmalı her zaman hayatta. Özel hayatında da çok hızlı gidiyorsan biraz yavaşlamalısın. Çok üstüne düşersen diyorum ben hep videoda. Hız ve yavaşlık arasındaki dengen nasıl? Her şeyi karşıtıyla vardır. İkisi arasındaki dengeyi bulmak ustalıktır. Ama bunun için de hep kendimize sormamız lazım. Gerçekten ben hani ne kadar adım atıyorum, ne kadar geride kalıyorum şeklinde. Tekniğe gelelim mesela. Bu özel dediğimiz işte hani kendimizle yüzleşeceğimiz, kendi kendilerine uygulayabilecekleri basit bir teknik. Hani dedik ya yeni bağlanan arkadaşlarımız için de bir tekrar olsun. Bizim kimliklerimiz var kendi iş dünyamızda. NLP'de aslında. Nörolinguistik programming'de mantık seviyeleri vardır. Ya da nörolojik seviyeler diye geçer. O nörolojik seviyelerde üst katmanda kimlik boyutu vardır. Bir üst katmanda da ruhsal boyut vardır. Ruhsal boyut senin nereye ait olduğunla ilgilidir. Hangi dünyaya ait olduğunda. Mesela ben kişisel gelişim dünyasına ait olduğumu hissediyorum. Yani bilmiyorum. Siz ruhsal, spiritüel tarafa daha ait olduğunu hissediyorsunuz. Mesela herkesin ait olduğu. İşte bir marangoz ustası, işte marangozlar şeyinin olduğuna daha ait olduğunu, daha ruhsal tarafımızdır. Kimlik boyutu da senin kim olduğunla ilgilidir. Kim olduğu. İşte Mukaddes Hanım kimdir? Erdem kimdir? Kimdir? Bizim kim olduğumuzu oluşturan şey işte, karakterimizi oluşturan şey kimliklerdir. Ben kimliği, arkadaş kimliği, evlat kimliği, anne kimliği, baba kimliği, sporcu yeteneklerine ilgili kimlik, işte gitarist kimliği, işte sporcu kimliği, oyuncu kimliği, vatandaşlık kimliği, taraf hangisi daha koyuysa, hayatında aktif olan şeyler. Bunları bir çıkarsınlar arkadaşlar, yazsınlar. Şimdi burada önemli olan kimlik ben kimliği çok aktiftir. Bu ben kimliğinden kastettiğimiz şey aslında egodur. Yani bizim kendi sınırlarımızı koyduğumuz, kendi benimizi yaşadığımız, haklı olmak istediğimiz, hakkımızı aradığımız. Ama bu ben kimliği düşükse enerjisi, hakkını aramazsın. Kendi sınırlarını koymazsın. Tokat atarlar, sağ yanağını uzatırsın. Ya da şey yapmazsın, hani niye böyle davranıyorsun demezsin. Sınırlarını çok koymazsın. Fazla biat edersin. Karşı tarafın sınırlarına, karşı tarafın duruşuna çok hızlı boyun eğersin. Ve ilişkide ben çoğu zaman görüyorum, çoğu kadın çok hızlı boyun eğiyor. Ve biat ediyorlar. Çünkü bunun nedeni de ataerkil kültür var. Etkilendikleri güç kurban yapıyor kadınlar. Şimdi o yüzden evrensel kodlarımız, evrimden gelen kodlarımızı update etmemiz gerekiyor. Yani evrimsel getirdiğimiz kodlar var. Ancak bu kodlar yaşadığımız dünyaya göre update edilmedi. Gelişine göre ilkel dürtülerimizle yaşadığımızda ve yaşarsak her zaman gücün bizi yönetmesine izin veririz. Ve sonrasında da ne olur işte? Mesela şöyle bir şey vardır. Erkeklerden güç beklenir. Evet öyledir de. Kadınlardan da böyle işte bakımdı, işte kendine bakmasıydı, dişil enerjiydi. Bunlar beklenir. Şimdi bu toplumsal anlamda böyle bir kodlandır. Ama bu işte kadınları kurban yapıyor. Kadın bakımlı ve güçlü olmalı. Bazı kadınlara söyledim, ben güçlü olmak istemiyorum der mesela. Ben o gücü devretmek istiyorum artık. Güçlü. Hayır, güçlü olmalısın. Sen bir başkası için değil, olmak zorunda olduğun için değil, olmamak zorunda olduğun için de değil. İnsan olduğun için bu mekanizmayla çalıştırmalısın ki bunu vaat ederek manipüle edilme. Ya da bu yüzden ilişkide kurban olma gibi. Bu ayrı bir boyutu. Diğer boyutu duygusal anlamda güçlü olmalıyız. Yani bunun anlamı ne? Kendimizi güçlü derken bu güç profili adında neyi kastediyoruz? Kendimize sevgi vermeyi bilmeliyiz. Kendi içimizdeki boşluğu bir başkasıyla değil. Kendi çocukluğumuzu, kendi içimizdeki çocuğu, kendi içimizdeki beni daha güncelleyerek ona sevgi ve şefkati vermeye çalışarak ebeveynlerimizin vermediği o sevgi ve şefkati kendimize vermeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bunun da yolu diyalog. Kaç kişi kendiyle konuşuyor mesela doğru dürüst? Kaç kişi kendiyle konuşuyor? Yani kendiyle konuşmak, burada kastettiğimiz şey şu. Tabii ki hani deliler de kendi kendine konuşur. Öyle kastetmiyorum tabii ki. Ne zamandan beri böyle oldunuz hocam diyebilirsiniz falan. Kendi kendine konuşmaktan kastettiğim insanın farkındalıkla, organlarla konuşulması lazım. Organlarla konuşması lazım. Şimdi ne yemek istiyorsun? İşte deriyle konuşulabilir, karaciğerle, safra kesesiyle, böbreklerle konuşulabilir. Tabii. Organlarla da konuşulması. Yani konuşulması derken dikkatini böbreğine verdiğinde, dikkatini karaciğerine verdiğinde bu konuşmaktır zaten. Ne istediğini sormaktır. Yani dikkatini nereye verirsen oraya etkiler. Aslında biz unutuyoruz gerçekten. Kendi içimizde ayrı bir şey var. Kocaman bir kozmos var kendi içimizde. 100 trilyon hücre var. Kesinlikle öyle. Ortalama. 100 trilyon hücre, 100 trilyon farklı canlı demek. Farklı varlık demek. Evet. Her biri ayrı. Varlık demek. Bakın ben eskiden 120 kiloydum. Şimdi ben bunu diyorum ama resimlerim de var yani. Bunu paylaşacağım bir gün. Ben 120 kiloydum ve ben 4 ayda 78 kiloya düştüm. Şimdi benim bir diyetisyen falan değilim. Burada hani diyetisyen arkadaşlar ahkam kesecek değilim hani. İşin beslenme boyutu ayrıdır. Ben meseleye buraya yaklaştım. Olay neydi? Olay şuydu. Bakın bir soru soracaksınız kendi kendinize. Hani bu benim mide açlığım mı? Yoksa bu benim buranın açlığı, damak açlığı mı? Damak açlığıysa duygusal açlık. Mide açlığıysa fiziksel, bedensel açlık. Çoğu kişi otomatik pilotta bu ikisinin ayırdına varmadan hemen yemek yiyor. Ve ben de eskiden öyleydim. Hani eskiden derken 20 yıl önce. Ben şimdi 40 yaşındayım. Baktığınızda. Yani benim 20'li yaş dönemim hep kilolu geçmiştir mesela şeyde. Ama bu teknikleri ben kendi üzerine uyguladım. NLP tekniklerini öğrendiğimde ben işte 19-20 yaşındaydım. Kurslarına gidiyordum. O zaman da yeni gelmişti zaten. Melik Saat Düğer vardı mesela. Hafız eğitimlerini almıştım o dönemde. O dönem başlamıştı benim bu işle ilişkin. Yani ben hani kişisel gelişimciler diyor ya, hep bir dip yaşadım. Ben hiç dip yaşamadım. Hep kişisel gelişimle başladım hayatım. O yüzden de her alanda birçok şeyi öğrendim. Hani hiç dip yaşamadım yani. Ama birçok bu konulara yatırım yaptım küçükten beri. Liseden beri bildiğim bileli fotografik hafıza teknikleri, hızlı okuma teknikleriyle başladı serüven. Hep burada kendimi bilemeye çalıştım. Ha bunu ben daha önceden yani bunu öğrenen arkadaşlar şu ikisinin ayrına varsınlar. Bedenden mi geliyor bu? Buradan mı geliyor? Sizin orada sorduğunuz soru da çok güzel mesela. İlişkide bir şey hediye alırken. Sadece hediye alırken sormasınlar mesela. Bir şey yaparken de sorsunlar. Ben gerçekten sevdiğim için mi yapıyorum? Sevilmek için mi yapıyorum? Kendini paralamadan önce bunu sormak senin bir anlamda kendi iradenle buluşmanı sağlar. Şimdi tekniğimize geri dönelim. Kimliklerini yazdılar güzelce. Ben kimliğini, vatandaşlık kimliğini, işte taraftar kimliğini. Hepimizi biz kendimizi biz yapan şey o kimlikler. Ancak şunu görecekler. Hayatımıza biri girdiği zaman işte sevgili kimliği oluyor ya da işte evlendiğinde eş kimliğine dönüşüyor. Sevgili kimliği olduğunu farz edelim. Öyle alelade bir ilişkin olsa da o sevgili kimliği olarak farz et. Bir baksınlar bakalım. Hayatlarında bir de dik çizgi çizsinler mesela. Öncelik sıralamasına koyacaklar bunu. Öncelik sıralamamda benim bu kimliklerimden hangisi ilk sırada? Sol elleriyle. Sol el bilinç dışıdır. Bilinç dışının sinyallerini verir. Sol elleriyle yazsınlar. Yani sol elleri yuvarlak şey yapıp yuvarlak çizip numaralandırsınlar. Hangisi birinci sırada geliyor? Görecekler ki eğer ki ilişkilerinde mutsuzlarsa birçok şeye taviz veren, birçok şeyi kabullenmiş, karşı tarafa biat ettiyseniz uyumlu bir şekilde olmadan son sırada geldiklerini görecekler benlerini. Şimdi benlerin son sırada gelen bir insanın ilişkide kendini bulması, partnerine iyi şey yapması, fedakar, tavizkar birisi olur çıkarsın. İşte bu yüzden bunu fark etmek önemli. Onu benim hedefim yukarıya çıkarmak oldu. Hani olumlamalar bunun bir tekniğidir. Ama şu önemlidir. Ben kendime nasıl bir fayda sağlıyorum? Ben kendime nasıl keyif veriyorum? Ben kendime gerçek anlamda keyif derken şeyi kastediyorum. Ben kendime nasıl bir anlam katıyorum hayatıma? Nasıl bir rotasyon katıyorum? Hayatım gerçekten düzgün ve dengeli mi? Ama yüzleşmek çok önemlidir kendinle. Hani bunu şey için söylemiyorum. Böyle alelade sorup da böyle kendini kandırarak olmaz bu iş. Aynaya bakıp sorsunlar soruları. Ben gerçekten kendimden mutlu muyum? Yaşadığım süreçte, yaşadığım ilişkide gerçekten aynaya bakıp sorsunlar. Mutlu muyum? Gözlerinin içine baksınlar. Bakın bundan kaçamazlar. Bu çok, hani bu olumlama yapın demiyorum. Ayna çok önemlidir. Gözlerin içine bakıp gerçekten mutlu muyum? Yaşadığım şeyden, yaşadığım süreçten. İçim gerçekten itiraz etmeden okey diyor mu? Eğer demiyorsa düşünsünler ben kaçıncı sıraya aldım bu beni. Bazılarında da şu vardır mesela. Mesela ruh işinizin olmadığını bu işi derken romantik ilişkilerde kastediyorum. Nasıl anlarsınız? Ego böyle karşı tarafın egonuz çocukluk egosuyla insanlar hareket eder böyle. Ego sıvışır araya. Mesela ego çok fazla aktif olmaya başlar. Karşı tarafla ilgili. Karşı tarafa çok fazla egosal davranmaya başlar. Karşı tarafa insanlar bazen partnerler, çiftler çocukluk egosuyla davranır hep. Yani bu ne demek mesela? Aşağılamak olabilir. İşte sen şöylesin, sen böylesin. İşte, sen de hep işte oturuyorsun, oturduğun yerde hiçbir alt etmiyorsun. Bu noktaya kadar gider. Bunlar hep egonun emalileridir yani. Şimdi ego girmez mesela bu işinde. İnsanlar hani şeydir, saygılıdır birbirine ve sevgi dolu bir ilişki vardır. Kabullenmişlerdir. Bu yüzden hani dikkat etsinler. partner egosu ne kadar? Ve benim egom gerçekten ilişkiye çok var. Ego derken şunu kastediyorum. Hani bazı insanlar şey yanlış anlıyorlar burada. Zaten benimiz bizim var ama egodan kastettiğim benim halk arasında bilinen tabiri. Devamlı haklı çıkmaya çalışan, işte hep üstün olmaya çalışan, karşı tarafı ezmeye çalışan, yukarıda olan. İlişkide bu varsa ilişki kaybolur. Zaten bitmeye başlar. Buna dikkat etmek çok önemli. O uygulamada, o biraz önce dediğim uygulamada ben aşağıdaysa onu yukarı çekmek ilk hedefimiz. Çünkü bizim ilk ilişkide ilk hedefimiz şu. Öncelikle kendi benimin ihtiyaçlarını, gerçekten duygusal, bedensel, zihinsel ihtiyaçlarını karşılamak çok önemli bir şey. Bunlar doğal ihtiyaçlar baktığınızda. Ve ilişki gerçekten karşılıyor. Ama çünkü burada bir şey var. Yani biz tamız ama eksiyiz de aynı zamanda. Ben şuna da katılmıyorum mesela. Ben de fiziksel olarak, bütün olarak tamam ama insanlar zaten eksik olan da bir parçasını arıyor. Yani eksik olmasa insan tek başına çocuğu yapabilir. Sonuçta insan bir aile kurmak ya da bir şekilde bir ilişkiye başlamak için hayatta eksik olan da bir parçasını arıyor. Ama bu aradığımız parçayı tam olarak aramalıyız. Hem tamız hem eksiyiz bir anlamda. Yani hem tam olmalıyız. Erdemciğim, ama eksik olan tarafımızı kabul etmeliyiz. Hocamız, hatta iki tam bir tek kitabı var. Orada çizgi filmler de yapmış. O kadar keyiflidir ki yani şimdi insanlar hep hani eksik parçadan öte kalan yarımı arıyorum. Şimdi ben bir elmayım. Evet. Sen bir armutsun. Yani ben yarım bir elmayım. Sen de yarım bir armutsun. Örnek veriyorum sen ben derken. Biz bir araya yani iki kişi bir yarımla bir elma, yarım elma ile yarım armut yan yana geldiğinde bir bütün bir yapmaz ki. Yani sen başka bir şeysin, ben başka. Evet. Yani insanlar elma ile armut yan yana gelip tam bir bütün olmaya çalışıyor. Oysa ki iki tam bir tek olmak lazım. Yani ben yarımsam zaten yarım birini bulurum ya. Yarım biriyle rezone olurum. Ben tam olmalıyım ki her anlamda tam biriyle rezone olayım. Yani bu çok önemli. İki tam bir tek olayı. Hakikaten çok önemli. Evet, eksik bir şey arıyor. Ben tek başına doğuramıyorum. Bir kadın tek başına doğuramıyor. Bir parça eksik bir şey olabilir ama o farklı bir şey. Yani biz tam olmalıyız ki tam biriyle rezone olabilirim. Bu o kadar önemli bir detay ki gerçekten. Aynen öyle. Eksik bir insan. Evet. Her anlamda duygusal eksik, belki psikolojik eksik, sosyolojik olarak eksik hissediyor. Eksik bir insan. Yine eksik bir insanla rezone olacak zaten. Eksik insanlar yan yana geldiğinde şey olmaz ki. Bu anlamda, değil mi? Bu anlamda tam olmalıyız. Aynen. Bu anlamda tam olmalıyız. Yani bu zaten hani yani bu formatta insan bu taraflarında tam olursa tam olarak sevebilir. Yoksa hep bir koşulla sevecek. Hep sevilmek için bir şeyler yapacak. Yani orada kastettiğim şey benim. Eksik parçamız da var yani. Hani bir kadın erkek partnerini arıyor. İşte erkekte onu sevecek normalde fıtratında hani bir şey var. Onu kastediyorum. İdeal eşini arıyor aslında. Onu kastediyorum. Ama bunu tamlıkla aramalıyız aslında. Yani ben de onu diyorum mesela. İlişki balonu diyorum. Mesela partnerle gerçekten şunu düşünsene. Çok sevdiğim de bir metafor. Bir ilişki balonunun içindedir. Bir ilişki başladığı zaman bir balon olur ve sen o balonun içindesindir aslında. Ama bazen o ilişki balonunun içinde hissetmezsin kendini. O ilişki balonunun içinde sen küçük bir balonsun, partnerin küçük bir balon. Ama siz gerçekten büyük bir balonun içinde misiniz aynı zamanda? Yani büyük bir balonun içinde biz oluyor musunuz? Partnerin seni o balondan çıkarttığı zaman alarm var demektir. Bazen o balondan çıkmamız lazım. İnsanların kendine ayırdığı vakitler de olması lazım ilişkide. Ama sonra o ilişki balonunu tekrar gelebilmesi lazım. Ama temel mesele o ilişki balonunu her zaman korumak gerekiyor. İlişki balonu yoksa patlarsa millet ayrılmaya başlıyor. Yani birbirinden ayrılmaya başlıyorsun. O yüzden iki tarafta o balonu, ilişki balonunu koruması lazım. Gerçekten ben balonu koruyor muyum? Yaptığım bir şey söylüyorum, bir şey yapıyorum. Hep şunu düşünmeliyim. Ya bu benim egomla ilgiliyse o balonu patlatırım. Ama ilişki balonunu düşünerek hareket edersem o balonu patlatmam. Yani ilişki ki zekasında bu var aslında. O yüzden ben karşı tarafa bir şey söylersem egosal hareket etmekten ziyade hani ben ve bizi düşünerek hareket etmek gerekiyor. İnsanlar sadece benini düşünerek hareket ederse ilişkileri de kaybediyor. Sadece bizi düşünerse de kaybeder. O zaman da kullanılırsın. Müthiş bir sohbet. Müthiş. Evet. Şimdi. Evet. Bazı sorular da geldi de. Çok güzel sorular geldi. Olsun. Hı hı. Olsun. Tabii bir saat oldu zaten hemen. Sen anlatacaklarını anlattın. Nasıl geçti anlamadım ben. Ama acayip sorular da var. O sorulara da bakmak hı hı. lazım. Tabii tabii. Ben soruları merak ediyorum. Soruları da alalım. Arkadaşlarımızdan. Bakalım. Bir arkadaşımız demiş ki sadece bayanlar için konuşuyormuş gibi gelmiş. Serdu diye bir arkadaşımız. Bayanlar için konuşmuyor. Erkekler için de dediğim şeyler geçerli aslında. Bir yudum su içer misin dediğim demişler. Şeyler erkek arkadaşlar. İnsan diyorum çocuğu. Yani yok onu hallettik. Teşekkür ederim. Evet bu her iki cins içinde geçerli. Acaba ruh eşimizle hiç karşılaşmadan bile bir yerlerde var olduğunu, bizi beklediğini hissedebilir miyiz demiş. Hadi hissediyorsun ne olacak? Evet. Yani hissedemez. Hissedemez. Kendini kandırırsın sadece. Yok öyle bir şey. Evet. Şimdi bir tane mesela başka bir soru geldi. İlişkilerde yaş farkı hakkında ne düşünüyor? Erdem Taşkınsu, genç erkek, yaşlı kadın, yaşlı erkek, genç kadın şeklinde bu konularda uygunluk nedir demişler. Evet. Şimdi bu olay çok değişik bir konu. Yani çok önemli, hassas bir konu. Çok da yaşanan da bir şey özellikle. Benim de vakti zamanında. Neyse ben kendime ilgi vermeyeyim. Şimdi şöyle bir şey. Bir kere yaş konusu çok sıkıntılı bir durumdur ilişkilerde. Her zaman sorun olmuştur. Yani çok yaş farkı her zaman sorun olur. Yani çok da önerilen bir şey. Yani bir 10 yaş önemli bir farktır. Çünkü neden 10 yaş önemli bir fark biliyor musunuz? Siz yani bir ilişki dediğinizde sadece belli bir zamanı düşünmemelisiniz. Uzun bir zamanı düşünmelisiniz. Ve o zamanı düşündüğünüzde o yaş farklı olur. Tabii burada dinamikler vardır. Mesela şöyledir. Genç adam ondan sonra biraz daha olgun bir hanımefendi diyelim ki ve kendine çok aşırı bakımlıysa işte ne bileyim işte yani Jennifer Lopez gibi mesela. Yani şu aklıma bu geldi. Öyle size söyleyeyim. Böyle aşırı bakımlıysa ve şeyse yani o şeyi yapıyorsa, o dengeyi sağlıyorsa olabilitesi olabilir. Yani biraz da değişkenler kişinin şeyine bağlı. Mizacına da bağlı. O da çok önemli bir şey. Bedeni, zihni birlikte tutmak lazım. Ama yaş olaylarında yaş farkı arttıkça sorun olma ihtimali, sorun olmama ihtimaline göre daha fazla. Bir de bilinç altında belki gibi. Yani işte genç kadınla yaşlı adamda belki baba yerine koymak ya da tersinde anne yerine koymak durumları da olabilir. Bilinç altında bir takım hani fark edilmeyen şeyler de olabilir mi acaba? Çünkü değil mi? Tabii. O travmasına göre değişir. Herkesin travmasına göre değişir. Mesela bakın ben size şunu söyleyeyim. Marilyn Monroe çok işte zamanında baktığınızda çok yetenekli bir insandı. Şarkı söylüyor. İşte yılın en güzeli seçiliyor. İşte sinema oyuncusu aynı zamanda sinema şeyleri de oynuyor. Teklifler geliyor. Ancak yeteri kadar kendini yetenekli görmüyor. Oysa ki güzel de oynuyor. Sesi de güzel. Şov yapıyor. Aynı zamanda sahne şovu yapıyor. Ama hep abuk subuk adamların kurbanı oldu. Saçma sapan tipler. İşte Arthur Miller neyse şey bir belgeseli vardı arkadaşları. En çok sevenin o olduğunu düşünmüş. En çok sevenin o işte yayıncı olduğunu düşünmüş. Ondan sonra beni gerçekten seven o yazardı gerçekten demiş. Bir sürü kişiyle hiçbir kimseye şey yapmış. Onların hepsi yaşı büyük bu arada. Merlin Monroe'da. Yani adam günlüklerinde şunu yazmış. O da diğer birlikte olduğum kadınlardan birisiydi. Hiçbir özelliği yoktu. Sıradan bir kadındı. Hiçbir diğerlerinden hiçbir fark yoktu. Hiçbir zaman da sevmedim demiş. Böyle bir şey yazmış. Ve günlüklerini buluyor Merlin Monroe. Ağlıyor. Ne kadar acı. Mesela. Yani tek ne kadar acı. Tek seven kişinin o olduğu umuduyla aslında oluyor. Onların da nedeni işte çocuk şey falan bilmem nesi olmuş. Neyse kastettiğim şey bakın birçok ünlü de kendinden yaşça büyük insanlarla çıkıyor. Çünkü aslında yaşça büyük insanlarla çıkması nedir? Ben şu anda yeni bir video hazırlıyorum YouTube'da. Onun altyapısında biraz da tiyo gibi oldu. Çıkmasının nedir? Onun bilinç dışı travması. Çünkü babası olmayan bir babası var. Ortaya çıkmayan. Ve hep onu arıyor. Hatta şarkılarında bile babişkom olur musun şarkıları var mesela. Ve bu aslında geçmişin nasıl da geleceğini dizayn ettiğini bir kanıtı ilişkilerinden her şeye kadar seni aslında şey yapıyor. Programlıyor. Bu yüzden bu yazılımı fark etmek lazım. O yüzden sen ne kadar taktik uygularsan uygula. İşte bu işte ben bu oyunda yokum mesela taktik oyununda çok fazla. Yani devamlı insanları bu anlamda biraz daha arkadaşlarımızı bu anlamda biraz da ayıkmaya çalışıyorum. Bu dediğim şeyler hani erkekler için de geçerli. Yani kadınlara odaklanır. Arkadaşımız da orada diyor ama evet erkekler için de geçerli. Erkeğin kodu da daha başkadır. Erkeğin kodunda da ıssız adam sendromu. Daha ıssız kadın da var, ıssız adam da var. Ama erkekte de bu vardır. Erkek de sevilmek için bir şeyleri yapar. Devamlı. Yani onlar da yapıyor. Erkek de psikolojik şiddete uğruyor baktığınızda. Sadece kadınlar uygulamıyor. Erkek de psikolojik. Yani şiddetin her türlüsü kötü. Fiziksel, psikolojik şiddetin biz burada fiziksel şiddeti daha çok kadınlara uygulandığını görüyoruz, tanık oluyoruz. Ama psikolojik şiddete uygulanan çok erkek de var. O yüzden şiddet kötü, şiddet. Şiddetin kadına erkeği yok. Psikolojik şiddet uyguladığımız zaman her iki taraf için de sıkıntılı oluyor. Peki birisinin ruh eşimiz olduğunu nasıl anlarız demiş kardeşimiz. Birisinin ruh eşi olduğunu öyle yani ruh eşi olduğunu anlayamazsın. Yani sen ruh eşini bulmaya şey çok zor inandığın tamam. için. Yani bunlar... Evet bence de öyle. Yani hani bunca ilişkiyi incelemiş yani bir insan kolay. Olarak doğru yani söylüyorsun. Evet. Çok zor bir şey. Yani uyumlu diyeceğim. İşte her şeyiniz uyumlu. Kitabı bilgilerde işte çok her şeyiniz uyumlu. Karakteriniz uyumlu. Mizacınız uyumlu olduğu zaman ruh eşinizi buldunuz. Hayır alakası yok. Böyle manipüle edilebilirsin yani. Ruh eşini bulduğunuz zaman şunu yani ruh eşi değil de şunu düşünmelisin. Ben gerçekten doğru bir insan, beni seven ve ben bunu her koşulda beni şöyle ki şartlar değiştiği zaman, koşullar değiştiği zaman beni sevecek insanı buldum mu diye düşünmem daha önemli. Güvenebilir miyim her şartta bu insana? Ve beni gerçekten iyi niyetiyle mi seviyor? İyi niyetle mi seviyor? Bunu düşünmem daha önemli. Kesinlikle bu öyle düşünüyorum ben de. Yani. Yani bana ben dur bir dakika çok bilir kişi gibi konuşuyorum. Ya ben de bazen kaptırıyorum böyle bilir kişi böyle damdan kanun gibi söylüyorum ama o biraz şeyle ilgili sanırım. Kendini güvende hissettiren. Seni güvende hissettiren yani hiçbir şekilde kolay olan yani hayatını kolaylaştıran yani diyelim ki Avustralya'da yaşıyor ama sen güven duyuyorsun. Sen onun uzakta Avustralya'da bile yaşarken kendini güvende hissediyorsun. Sevildiğini hissediyorsun. Hayatını kolaylaştırdığını hissediyorsun filan yani. Hani bunlar bence önemli kriterler diye düşünüyorum. Yani sıkı avucunda evet. tutmak değil. Tabii ya doğru. da sıkı böyle zapt edilmek değil. Yani evet. dünyanın her yerinde bile yani bu güven duygusu. Doğal hissetmek, rahat hissetmek, güvende hissetmek, hayatını kolaylaştırmak, bölüşmek, evet. paylaşmak, saygı, her an duyulan saygı, alanına, özgür alanına saygı. Evet. Yani evet, özgür alana saygı bence 1 numara olmalı. 1. sırada olmalı. Hani hep şeyde pandemide dendi ya hani şey, sosyal mesafe. Sosyal mesafe değil. Sosyal mesafe o değildir. Yani alana mesafe. Sosyal mesafede yanlış yaptılar. Yanlış bir slogandı o. İnsanların sosyal mesafesi evet, değil. Yani şöyle 1 metre, 1,5 metrelik fiziksel mesafe demeleri gerekirdi. O bana göre özel alandır. 1,5 metre özel alandır mesela. İnsanların, kimsenin özel alanına girilmemesi gerekiyor ve oradaki sınırı hiç kimsenin aşmaması gerekiyor. O alana saygı duyması gerekiyor bence. Evet. Evet. Doğru. İlişkilerde bazen demiş kardeşimiz, güvende olduğumuzu sanırız ama yanılırız aslında. İlişkilerde gerçek yüz geç ortaya çıkar demiş. İşte bunlar bu. Şimdi evet, o arkadaşımızda mesela Mukaddes Hanımcığım, o arkadaşımızda kaygılı bağlanma evet, olma ihtimali olabilir. Kaygılı bağlanma. Şimdi o onunla ilgili bir durum. Şimdi demek ki orada şunu düşünmesi lazım. Burada hani madem konu açıldı, bazılarımız mesela kaygılı bağlanır. Benim en sevdiğim ilişkilerde konulardan birisi. Bazılarımız da güvenli bağlanırız. Güvenli bağlanan kişi daha çok sevgiyi, şefkati tutarlı bir şekilde almıştır. Yalnız hissetmemiştir. Korkmamıştır sevilirken. Sevgi destekli gelmiştir. Diğerinde hep bir sevgi bir gelmiştir, bir gelmemiştir. Kaygılı olmuştur. Bazılarımızda kaçıngan oluruz. Bazılarımızda kaygılı kaçıngan oluruz. Dolayısıyla çok fazla takılıyorsan, işte çok fazla karşı tarafı böyle stokluyorsan, tedirgin oluyorsan, tetikte oluyorsan ve devamlı sevgi ve ilgi bekliyorsan, devamlı onay bekliyorsan, bu da iyi bir şey değil. Kaygılı evet, bağlanan tarafta olabilirsin. Güvenli bağlanan kişi partnerine güvenir ve zaten de genelde şöyle olma ihtimali daha fazladır. Kaygılıyla güven, kaygılıyla kaçıngan birbirini iyi bulur. Çünkü güvenli bağlanan kişi karşı tarafta onu gördüğü zaman ondan uzaklaşır. Evet. Ya zaten yani bilmiyorum. Güven duygusu hakikaten çok önemli. Çok çok önemli. Eğer zaten bir insan sürekli kaygılıysa ve güvende hissetmiyorsa, demin ne güzel söyledin. Bırak yani, eğer birisi bir şey yapıyorsa onu kendi, yani kimseyi kontrol ederek hayatını tutamazsın zaten. Tabii. Bu çok zor bir şey, imkansız bir şey. Yani nereye kadar götürülebilecek bir şey. Aynen öyle. Bir an önce de yüzleşmek lazım olacak her neyse. Hakikaten ben çok güzel bir şeydi. Söylediğin şey çok güzeldi. Evet. Yani kontrol edemeyiz. Bizim kontrolümüzden sorumlu olduğumuz tek şey kendimiziz. Kendimizi kontrol edebiliriz. Düşüncelerimizi, duygularımızı. Seninle kontrol edemeyeceğin şey partnerin. Ama şu var, partnerine geri bildirim verebilirsin. Partnerine geri bildirim verebilirsin. Alır almaz, onunla ilgili bir şey, ama almıyor diye onu oldurmaya, olmayan bir şeyi oldurmaya çalışmamak lazım. Hı. Hani ruh işi senin anlattıklarınla yani örtüşen bir soru geldi. Partneri aldatmayı alışkanlık haline getirmişse nasıl davranmalı? Yani soru çok ilginç geldi bana. Evet, yani partneri aldatmayı alışkanlık haline getirmişse nasıl davranmalı? Yani bir kere şu var. Sen bunu niye böyle bu kadar noktaya geldi, alışkanlık haline geldi bu iş? Yani bu kadar çok kabul ediyorsan sen bunu, bayağı bir taviz veriyorsun demektir. Acaba neden bu tavizi veriyorsun? Neden sınırlarını şey yapamıyorsun, koyamıyorsun? Çocuk vesaire başka şeyler olabilir. Okey. Ama senin o çocuk yani eğer ki şiddetli bir ortam varsa ya da başka bir ortam, bir sürü dinamik var yani. Bazen başka kararlar daha hayırlı olabilir bazı şeylerde baktığında. Alışkanlık haline getiriyorsa ve sen bundan rahatsızsan bu konuyla ilgili onu değiştiremezsin. Onun rızası olmadan, onun isteği olmadan, onun niyeti olmadan, ona sınır koymadan, neyi kabul edeceğini, neyi kabul etmeyeceğini belirtmeden. Ama bunu belirtebilecek bir duruş için bir gücün olması gerekir. Eğer sen ona muhtaçsan o aldatmaya devam edeceksin. O yüzden muhtaç olmamak gerekiyor. Bak yine bir manipülasyon sorusu geldi. bir erkeğin seni seviyorum ama sana aşık değilim demesi ne anlama geliyor? Nasıl davranmalıyım? Böyle sorular çok. Sorayım hadi onu da. Çok ilginç bir yayın bu. Ama evet, ilginç sorular geliyor. Yani evet. Manipülasyon değil mi kesinlikle yine? Ya bir, tabii ki manipülasyon. Ya bu da bir manipülasyon çok belli. Yani bir seni seviyorum ama sana aşık değilim. Hani bu gereksiz bir kabalık. Anlatabiliyor muyum? Yani kaba bir açıklama, kaba yapılan bir açıklama. Yani ben dürüstüm deyip manipüle edilebilir bak. Dürüstlük manipülasyonda adice kullanılıyor son günlerde. Ve kadınlar da işte bu dürüstlükten etkileniyorlar. Oysa ki dürüstlük manipülasyon olarak bunu çok iyi düşünün mesela. O yüzden hani seni seviyorum, hani eski şey gibi yani aşk zaten hani azalır. Seni seviyorum ama aşık değilim. Hani bu bir de şu var yani kaçıncı evresinde bunu söylüyor ilişki. Yani şimdi 60-70 yaşında söylüyorsa bir kişi orada ya aşk da zaten bir geçici. Ama niye bu kadar kaba? Burada düşünmesi gereken nokta arkadaşımızın bu. Bu adam neden bu kadar kaba yani? Yani aşık, sana aşık değilim ama seni seviyorum. Bu kadar rahat ve relax bir şekilde kaba söylüyorsa sana saygı duymuyor. Burada başka bir şey çiğneniyor. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Ben anlamam bu işlerden ama bence böyle söylenmesi çok yani hiç... Kaba yani nasıl söylenebilir? Yani öyle bile olsa diyelim ki hani eskiden yoğun aşk duygusu zaten geçici ve sevgi kalıcı. Yani eskiden çok tabii ki çok aşıktık. Şimdi gene aşığım ben sana ama aşkı daha işte şu anda sevgiyle sevgi daha ağır basıyor. Böyle söylersin yani, seviyorsan. Hani bu kadar ne düşüneceğini düşünmeden böyle bodoslama karşı tarafın ne isteyeceğini düşünmeden sözcüğü atmak dürüstlük adı altında bence incitmektir. Yani sevilen insan gerçekten incitmez. Öyle şey yapar. Kolay kolay incitmez. Kolay kolay böyle şey yapmaz. Parçalamaz. Elbette bazen insanın sözcükler çıkar ağzından incitici. İstemeden olur bunlar. Ama bu bilinçli bir şekilde yapılan bir noktaya geliyorsa burada bir altını çizmek gerekiyor. Yine şöyle bir şey geldi. Yorum geldi. Erkekler güçlü ve kendinden emin kadınları mı seviyorlar aslında? Sanki onları daha fazla hayatına çekmeye çalışıyorlar demiş. Şimdi bu erkeğine göre değişir. Erkek şimdi alfa, beta, omega karakterler diye tasnif etmek daha güzel olabilir. Hani böyle kategorize ediyoruz. Alfa genelde böyle daha böyle kendi sert mizaçlı. İşte sert mizaçlı derken hani çok net alfalar da var. Şey anlamında. Böyle beyefendi şekilde de davranan, kaba şekilde davranan tipler de var. Daha çok işte güçlü, eril tarafı baskın olan tipler. Beta biraz daha böyle uysal, uyumlu, mülayim. Omega da bu ikisinin dengesi dediğimiz tipler. Şimdi beta tipler için dediği doğru olabilir arkadaşın. Yani beta tipler güçlü, evet bunu. Ama yani bir kadının gücü bir erkeği normalde çok da rahatsız etmemesi lazım. Ama erkeğin özünde fabrika ayarlarında etkilendiği şey kadının güçlü ve kendinden emin olmasından ziyade kadının ne kadar onu yani afrodizyak bir etkilediği önemlidir. Yani gerçek konuşmak gerekirse. Yani şimdi arkadaşımız yani erkeklerde özünde fabrika ayarlarında bu var. Ancak şu var, dediği şey de yanlış değil. Kişiye göre de değişebilir. Kişi beta değil mi? Güçlü. Onu seviyordur. Yani o kadınlardan daha çok etkileniyor. Bazı kadınlarda işte beyin sevicidir mesela. Adamın entelektüel olmasına. Bazı erkekler de öyledir mesela. Bu olabilir mesela. Sapyoseksüeller diye geçiyor. Yani bu bazen kişiye göre de değişiklik gösterir. Adamın güçlü erkekler, şöyle konu şey yapabiliriz. Daha güçlü, daha çok etkin erkekler böyle. Yani daha böyle baskın eril insanlar. Yani daha az güçlü ya da daha az eril olanlara göre kadınların daha güçlü olmasını istemez. Burada önemli olan dengedir aslında. Oradaki dinamiğine göre değişir. Şeyi hatırlıyor musun? Baktığımda. Tansu Çiller'in başbakan olduğu dönemde bir şey yapılmıştı. Evet. Erkekler arasında bir istatistik yapılmıştı ve bir anket yapılmıştı. Her konumda erkeklerin arasında Türkiye'nin 1 numaralı çekici ve seksi kadını Tansu Çiller seçilmişti. 50'li yaşlarındaydı, evet. Ve Çok hani giyinmeyi çok düzgün giyinen, böyle sürekli takım elbise, pantolon, ceket, yani onu hiç kimse öyle bir pozisyonda böyle açık saçık böyle tuvaletle onunla bununla çekici bir elbiseyle görmemiştir. Yani bir tuvalet giyip gece kıyafeti giyip ortalıkta kimse görmemiştir. Ben görmedim. O zaman internette yok. Gazetelerde falan. O da çok ilginç. Hatta Mehmet Ali Birant rahmetli, o da ona oy vermişti. Yani Türkiye'nin en çekici ve seksi kadını olarak. Çok ilginç. Yani orada hakikaten ya da Sharon Stone mesela dünyanın en çekici kadını olarak seçilmişti, hatırlarsan. O da bana göre hani yine en çekici ve en güzel kadını değildir dünyanın. Fakat çok zeki bir kadındır. Sharon Stone diğer hepsi Hollywood yıldızları içinde en zeki olanıdır. Yani böyle bakıldığında da biraz entelektüel anlamda bilgi sahibi olanlar ya da zeki olanlar biraz daha çekici bulunuyor gibi sanki. Şimdi... Onu söylemek istedi galiba biraz da. Evet. Şöyle söyleyeyim ben size. Dediğiniz noktada şunu sağlıyor aslında. Diğeri ilk başta çekse bile, ilk başta flash bir anlamda çekse bile cazibeyi sürdürebilir hale getiren ve yaklaştıran diğeri oluyor. Yani aslında bir kadın ne kadar çok o yüzden hani kendi hayatında etkiliyse, kendi hayatında etki gücünü ele almışsa aslında o kadar da süre gelen şekilde de yapabiliyor, artıyor cazibesi. Ama sıkıntı şu, bizde sıkıntı olan şu, kadınlar iş dünyasında giderken hani o kendi yeteneklerini zaten kullanabilirler. Kendi yaratıcılıklarını, kendi sezgilerini, kendi pratikliklerini erilleşmeye gerek olmadan kendi dişil enerjileriyle bunu zaten yapabilirler. Erken enstrümanlarını kullanmaya başladığı zaman yani çünkü onlarla mücadele etmek için işte iş dünyasında daha eril olması gerektiğini düşündü birçok kadın. Ve o yüzden işte hatta maskülen kadın imajı çıktı belli bir dönemde ve işte o feminist akımlar erkeklere işte çok kadın baskılandı. O dönemlerde baktığımızda hatta hep o imajlar dergilerde işte kravatlı işte kadın imajları hep bir dönem çok fazlaydı. Bu enstrümana gerek yoktu. Anlatabiliyor muyum? Kadın zaten kadın imajıyla, kendi zekasıyla iş dünyasında zaten etkili olur. Kadın dişil enerjisiyle. Eril tarafı özendirilmesine gerek durum yok. Çünkü birisi birisinden üstün değil. Dolayısıyla her iki tarafta denk birbirine baktığında. Çünkü birbirinden farklı özellikleri. Erkekler fonksiyonellikte iyidir. Kadınlar üreticilikte iyidir. Yani daha çok sezgisellikte iyidir. Yani birini hep kıyasladılar. Ve o kıyaslama da kadınların sanki hani iş dünyasında genelleme yapıyorum tabii. Sanki erkeklerin daha güçlü bir silahı olduğunu ve onları kazanmak gerektiğini düşünerek biraz daha erkeksi motifler almaya başladılar. O yüzden de bu mesela son zamanlarda özellikle son 10 yıldır dişil enerji şeyleri daha çok aktifleşti. Ama kadının iş hayatında olması etkileyicidir. Evet. Bence hani çekici bir arkadaşın dediği gibi etki sağlar. Daha kendi hayatında etki sahibi olması aslında bunu sağlar. Ama bunu yaparken de o kadınsı tarafını da korumalı. Son bir soru sorayım. Artık yayını toparlayalım. Çok sorulmuş. Narsist erkeklerle ilişki, partnerlik ya da evlilik şeklinde çok sorulduğu için bu çok uzun bir konu. Belki bir gün sadece onu konuşuruz ama narsist erkeklerle ilgili söylemek istediğim bir şey var mı Erdemciğim? Bu da son sorumuz olsun. Ya da kadınlarla ilgili. Genelde erkeklerde mi oluyor narsizm? Onu da bilmiyorum da. Kadın, narsist insanlarla ilgili partnerlikte. Kadınlarda da erkeklerde de olur genelde. Hani erkeklerde daha çok narsistik taraf olurken kadınlarda histrionik taraf daha çok var baktığınızda. Bunun bir kadın erkek diye aradım ama ikisi de olabilir. Hani böyle bu kanun diye de bir şey yok. Ama kadında olan taraf daha çok odur. Daha çok histrionik, ilgi çekmeyi daha çok sever. İlginin daha çok aşırı uç tarafıdır. Narsistik taraf ise erkekte işte nasıl iletişim kurulur? Bir kere çok zordur. Yani gerçekten bir narsiste iletişim kurması. Hayatını rezil eder. Devamlı bir aşağılık duygusu, devamlı bir kibir, devamlı bir içindeki aslında o boşluk duygusuyla devamlı bir yarıştırma hali, devamlı bir manipülasyon, devamlı bir karşı tarafı mağdur oynayıp suçlu hissettirmek çok yorucu bir şeydir. Onu değiştiremezsin. Yani karşı tarafın destek alıp bir uzmana gidip, bir psikoterapi, bir psikoloğa gidip, bir psikoterapi, bir psikiyatriste gidip, psikiyatriste gidip psikoterapi alması gerekir. Onu da şeyine, partnerinden onay alması gerekir. Yani partneriyle birlikte, partnerinin rızasıyla birlikte, isteğiyle, niyetiyle gitmesi gerekir de hiçbir insan da gitmez yani. Öyle narsistik bir tarafta kabul etmez yani. Gerçek bir narsist gider. Sen kimsin der. Koltuğuna oturur onu yani. Yani gerçek narsist de yani. Öyle tiplerdir baktığınızda. Yani biz yani diyoruz ama ne kadar şey acaba? Hani ne kadar hani o dediği şeyde ne kadar narsist baktığınızda. Ama bazı şeylerde gerçekten çok uyuyordur özellikleri ve ilişki yaşanmaz yani. Çok sıkıntılı olur. Gerçekten de narsistlerle ilişki yaşayanlar daha çok bağımlı tiplerdir. Narsistler bağımlıları sever ve sadıkları çok severler. Özellikle iş hayatında sadıkları çok. Sadakat ki onlar için çok önemlidir mesela. Neden sadakat önemlidir? Çünkü çok kişi olmaz yanlarında. Sadık olan, gücünden etkilenen kişiler onun için önemlidir. Gücünden etkilenen derken içinde aslında boşluk vardır ama konumundan dolayı o gücünden etkilenenlere o sadakati önemli tutar. Yanındakileri tutmak ister. Sevdiğinde de bu böyledir. Evet. Çok güzel. Canımsın. Çok teşekkür ederim Erdem'cim. Çok yoruldum. 1,5 saat çok yoruldum. Ben teşekkür ederim. Beni. Vallahi inşallah, gibi de geçti. İnşallah yine önümüzdeki ay tekrar yapalım. Bir sürü konu var. Sormak istedikleri çok şey varmış canlarımızın. Oo, alkol yani bağımlılıkları. Önümüzdeki ay tekrar yapalım. Çünkü çok soru var. Sevgili canlar, tamam. Bunu YouTube kanalına koyacağız. Sen de koysana. Koymak ister misin Erdem'cim? Tabii olur. Yani şey yapalım. Ya benim genelde şöyle bir şey oluyor. Böyle programları koyunca az izlenme oluyor da YouTube'un algoritmasını düşüyor. Ben şey oluyor. Topluluk sekmesinde paylaşırım ama orada da zaten güzel bir ivme var. Yani bir arkadaşımı paylaştım geçen gün. Direkt 3000 izlenme aldı bir paylaştığımda. Ha, bu kadar da açık söylüyorum. O zaman biz bunu YouTube kanalına koyarız. YouTube kanalından izlersiniz. Erdem'cim de Instagram'ında paylaşır, link koyar, bakarız. Şey yaparız, aynen. Etiketleriz Erdem'den. Belki bize de birileri gelir oradan. Bize katkı izleyin ve izlettirin ben sevgili canlarım. Çok teşekkür ederim bizimle olduğunuz için. Erdem'cim çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. En kısa zamanda görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz canlarım. Bye bye.